Fezlekeler var, ağırlıklı HDP'lerden oluşan. Artı kapatma davası ilişkili olarak siyasi yasak isteniyor HDP milletvekilleri ağırlıkta. Fakat bir yandan da mecliste 16 sandalye boş. Bu artı 14 olursa %5'i oluyor ve bir ara seçim. Evet. Siz öyle bir ihtimal görüyor musunuz? Çünkü hani eğer öyle bir şey olursa hani fezlekeler ve siyasi yasaklar birlikte böyle bir ihtimal doğuyor ister istemez. Teorik olarak var tabii ama fezlekeler konusunda tabii fezlekelerde malum dokunulmazlık kaldırılıyor. Yargılama Milletvekilliği devam ediyor. düşmüyor. Yargılama devam ediyor. Ancak o yargılama sonucunda hüküm Yerse. kesinleşirse, kesin hüküm olursa milletvekilinin düşmesi söz konusu. Yani ben fezlekeler üzerinden bir sonuç ortaya çıkacağını bu anlamda bu kadar zaman, kısa bir Ha, zaman devam içerisinde ediyor. Anladım. çok o sayıya ulaşacağını pek ihtimal vermiyorum. Ama kapatma davası tabii ne kadar sürebilir, ne kadar zamanda sonuçlarını bilemiyoruz. Burası Ama kapatma kararı verilirse o zaman siyaset yasağı getirilen kapatmaya eylemleriyle sebebiyet verenlerle ilgili siyaset yasağı getirilenler söz konusu olursa orada çünkü durum neredeyse olabilir. vekillerin hepsi var iddianamede. Yani siyasi yasak Evet. istenenler arasında. 687. Dolayısıyla Evet. hani 30'u bayağı geçiyor eğer olursa. Evet. Sayın Başkanım, ben kesmiyorum değil mi? Yok yok buyurun. Ya HDP mezunu geçmeyeceksek çünkü gergerli olduğunu da konuşalım öyle Evet, bitirelim istiyorum HDP'yi. gelmeli olun. Evet, Sayın Başkanım bu şimdi tabii siyasi yasaklar işte şey konuşuluyor ama şöyle bir şey de var. Bu şimdi mecliste bir süreden beri HDP konusunu kapatıyor muyuz? O anlamda mı Yok soruyorsun? yok hayır devam edelim. Ha, yani şey var efendim bu şimdi diğer fezlekeler var. Mecliste sık sık bu milletvekili dokunulmazlığı çok konuşuluyor Evet. yani HDP üzerinden. Ve partilerin tavrı aslında ittifaklar üzerinde de konuşuluyor. Genel politikalara da yansıyor. Siz bu fezlekeler ve dokunulmazlıkların kaldırılması, meclis kürsüsünün hür bir kürsü olması, düşünce ifadesinin seslendirilmesi anlamında bu olaya nasıl bakıyorsunuz? Çünkü çok ciddi tartışmalar ve maalesef kavgalar da yaşanıyor. Şimdi şöyle düşünüyorum Mete Han Bey. Ben Anayasa Komisyonu Başkanlığı yaptım. O karma Evet. komisyonunun da başkanıydık o zaman. 2016'da bir anayasaya geçici madde eklenerek dokunulmazlıkların topluca Evet. kaldırılmasıyla ilgili o süreçte de komisyon başkanıydım. Evet. Şöyle bir geriye dönüp baktım zaman zaman bakıyorum ne kadar dokunulmazlık dosyası varmış diye. Sanıyorum 680 civarında dokunulmazlık dosyası varmış o zaman. Bu kaldırmayı tartıştığımız demek ki işte Mart, Nisan, Mayıs 2016 gibi o tarihlerde. Şu an 1300'e yakın dokunulmazlık dosyası var. Yani aşağı yukarı iki katı o tarihe göre. Tabii bu 680'e biraz daha Başbakanlıkta o tarih itibariyle Adalet Bakanlığı'nda olan Tabii. dosyalar da eklendi o süreçte. O anlamda sayı arttı. Bu çok yüksek bir sayı. Tabii bunların bir kısmı önceki dönemden devredenler olmakla beraber yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu kadar çok dokunulmazlık kaldırılmasına dair dosyanın, fezlekenin olması çok vahim bir tablo. Sayısal olarak bir kere vahim. İçerikleriyle ilgili de baktığımızda daha önceki yıllara, geriye dönemlere baktığımızda yani 1980'lere kadar gidebiliyoruz. Şüphesiz milletvekilleriyle ilgili dosyalar her zaman olmuş. Ama daha çok böyle hukuki tabiriyle adi nitelikte suç dediğimiz suçlarla ilgili hususlar, işte trafik kazaları var veya bazı alışveriş vesaire Seçim gibi ihlali var. ilgili hususlar. Evet, seçim yasaklarının ihlaliyle ilgili işte geceleyin konuşma Evet. yapılmış falan propaganda gibi suçlarla ilgiliydi. Şimdi baktığımızda çok daha vahim, ağır terörle ilgili suçlar, terör örgütü üyeliği, terör örgütü yöneticiliği, terör örgütüne yardım, terör örgütü propagandası vesaire gibi suçlar dahil olmak üzere çok daha vahim niteliği itibariyle de ağır dosyalar. Bu doğru bir tablo değil Türkiye açısından. Bunun birkaç sebebi var. Birisi işte bu yani milletvekilliğini terör örgütüyle olan irtibatlardan ayıramadan siyaset yapmaya çalışanlar var. Bir kısmı onunla alakalı. Bir kısmı da daha önce milletvekili seçilmeden önce aslında bu tür suçlar işlemiş bir şekilde ama yargılanma süreci az önce bahsettiğimiz gibi tamamlanmadığı için milletvekilliğiyle bir dokunulmazlık kazandırılmak düşüncesiyle belki aday gösterilmiş ve milletvekili yapılmış olanlar ve dolayısıyla o da dosyalarıyla beraber geliyor meclise bu durumda.
Tabii burada bu konuda belki bazı suçlar bakımından suçun cezasının ağırlığı dikkate alınarak veya suçun niteliği dikkate alınarak dokunulmazlıklarla ilgili bir dokunulmazlığın kaldırılması veya daha genel anlamda sınırlayıcı bir düzenleme düşünülebilir. Çünkü dokunulmazlık bütün ülkelerin parlamentolarında var ama dokunulmazlıkla ilgili kriterler, çerçevesi, bunun genişliği, darlığı konuları hep farklı. Kürsü dokunulmazlığı denilen şey tabii yasama sorumsuzluğu aslında. Yasama dokunulmazlığı olarak anayasa bunu zikrediyor ama o mutlak dokunulmazlıktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi faaliyetleriyle ilgili olarak kişilerin sözlerinden, açıklamalarından dolayı eylemleri kapsamıyor bu. Sadece sözlerinden dolayı muahize edilememesi. Bu mutlak anlamda bir sorumsuzluktur. Yani dokunulmazlık, milletvekilliği sona erince bitiyor dokunulmazlık. Yani bir suç işleyen milletvekili, işte dokunulmazlığı kaldırılmasa da milletvekilliği sona erdi mi normal vatandaş olarak yargılanması devam eder. Ama sorumsuzluk dediğimiz şey milletvekilliği sona erse de o konuyla ilgili olarak yargılanmıyor. Nedir? Mesela meclis kürsüsündeki yaptığı konuşmalar milletvekillerinin. Bunlar içeriği suç teşkil eden hususlar olsa da bunlarla ilgili ceza soruşturması söz konusu değil. Tazminat davaları olabiliyor şahsa hakaret falan söz konusuysa. Ama meclis çalışmaları, genel kurul çalışmaları, komisyon çalışmaları gibi hususlar. Yani bununla ilgili de zaman zaman tartışmalar yaşıyoruz. Yani meclisin kampüsü içerisinde, külliye içerisinde yapılan her işin bunun kapsamına geleceğini iddia eden falan zaman zaman arkadaşlar terör oldu ama terör istisna olarak öyle, dokunulmazlıkla ilgili bir düzenleme yapılıyor. Dokunulmazlıkla ilgili. Hı. Yani sorumsuzluk zaten bizim düzenlememizde de makul bir şeye, uygulamaya da oturmuş durumda ama dokunulmazlıkla ilgili bazı sınırlamalar getirilebilir veya dokunulmazlığın kaldırılmasına dair bazı süreçleri ama belli bunlar sınırları çizilerek yapılabilir ama tabii bunun için anayasa... Sayın Bahçeli'nin çağrısı da var. Kurultay'daki konuşmasında ben izledim Kurultay'ı. Yani dokunulmazlık meselesi yeniden gözden geçirilmelidir. Bu benim çağrımdır dedi. Evet. Dolayısıyla Sayın Bahçeli, yani MHP ve AK Parti uzlaşırsa ama bir anayasa değişikliği gerekiyor. Anayasa değişikliği gerekiyor. 67 referandum aralığı. Çerçeveyi daraltmak için gerekir. Efendim, şimdi tabii Anayasa Mahkemesi'nin herhangi bir takvim ve kısıtlayıcı zorlama altında durumun söz konusu değil. Süre kısalabilir, uzalabilir. Ama tabii malum Türkiye'de hani tansiyon çok iniyor çıkıyor. Hepimiz de gerginiz ve birçok spekülasyon ve tartışmanın da önünü açabiliyor. Bu açıdan sizin asla tabii yargı etsin, şöyle olsun, böyle olsun demeniz mümkün değil ama temenni anlamında ben istirham edeceğim sizden. Önlerinde de çok dosya olduğunu düşünebilirsek ki bayağı da Anayasa Mahkemesi'nin elinde de bekleyen dosyalar var. Yani acaba sizin beklentiniz mesela sizin AK Parti'nin kapatılma davası yanlış bilmiyorsam Mart 2008, Temmuz 2008'di galiba. Temmuz. 4 aylık bir süre içinde tamamlanmış. Evet. Ve o çerçevede bakıldığında sizin temenniniz, belki beklentiniz de diyebiliriz, ne şekilde olması, bu sürecin uzasın mı, zamandan bırakılsın? Çünkü bunu söyleyenler de var. Zaman öyle açıldı olacak, adı açıldı kalacak diyenler. Sizin beklentiniz ne şekilde? Şüphesiz ben Anayasa Mahkemesi'nin gerek bireysel başvuru dosyalarında, gerekse diğer dosyalarda çok süratli bir şekilde karar verdiğini genel olarak görüyorum, takip ediyorum. Hı hı. Bu dosya sayısından da gelen dosyalarla çıkan dosyalar arasında mukayese yaptığınızda bu belli oluyor. Dolayısıyla makul bir süre içerisinde, dediğiniz gibi 3-6 ay arası gibi bir süre içerisinde azami bunu sonuçlandırabileceğini düşünüyorum. Dosyayı da öne çekerek değil mi? Tabii. Şöyle tabii dosyaları Anayasa Mahkemesi birçok malum şeyi görevi var, şapkası var tabiri caizse. İşte iptal davalarına bakan bir şey, bireysel başvuru var, daireler haline bakıyor, genel kurul olarak bakıyor. Siyasi partinin mali denetimi var, yüce divan var. Siyasi parti kapatma davalarıyla ilgili olarak da ayrı bir şeyi, şapkası var. Siyasi parti davaları anlamında önünde başka bir dosya olmadığı için bence 3 ile 6 ay arası. Ona göre bir makul bir yeterli inceleme yaptıktan sonra herhalde bir karar verir. Çok öyle uzayacağı kanaatinde değilim. Anayasa Mahkemesi'nin performansını dikkate alarak söylüyorum.
Gergerlioğlu meselesini de biraz konuşalım istiyorum efendim. Vekilliği düşürüldü. Bir süre meclisten çıkmadı. Sonrasında bir sabah gözaltına alındı. Dediler ki abdest alırken gözaltına alındı. Eleştirildiniz de. Şimdi Gergerlioğlu'nun Anayasa Mahkemesi'ne başvurması bekleniyor. Yine Enis Berberoğlu gibi bir sonuç çıkabileceği de belirtiliyor. Hem bu karar nasıl uygulandı? Bir onu sormak isterim. Aynı zamanda bundan sonraki süreci de nasıl değerlendirdiğinizi de merak ediyorum. Ama önce gözaltına alınma şekli. Evet. Oradan başlayalım. Çünkü çok tartışıldı efendim. Evet, çok başlamayalım. Yani, isterseniz bir söyleyelim. Evet, yani merak edilsin evet, diye. Tamam peki. Şimdi şöyle söyleyeyim. Önce tabii anayasada malum milletvekilinin düşme üyeliğin sona ermesi başlığı altında sebepler sayılıyor. Bunlardan birisi de kesin hüküm. Kesin hükmün genel kurula bildirilmesiyle milletvekilliği sona erer. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer diyor. Kesin hüküm nedir? Kesin hüküm işte burada kastedilen ceza yargılaması içerisinde ilk derece mahkemesi, istinaf mahkemesi, bölge adliye mahkemesi. Oradan Yargıtay'a doğru 3 aşamadan sonra ve nihayetinde Yargıtay olarak son sözü söyledikten sonra hüküm kesinleşmiş oluyor. Kesin hüküm denilen budur. Yani belli bir yargı kolu içerisinde bütün derecelerden geçmiş ve artık daha başka bir söz söylenecek husus kalmamışsa dosyayla ilgili kesin hükme ulaşıyor. Bu kesin hüküm meclis başkanlığına bildiriliyor. Meclis başkanlığı bunu başkanlığın genel kurula sunuşları gibi bir başlık altında bunu bildiriyor sadece. Bildirimle sona eriyor. Bunun için söylüyorum özellikle 1995 yılına kadar, 1982'den anayasa ilk kabul edildiğinden 1995'e kadar durum biraz farklıymış. Kesin hüküm genel kurula sunuluyor ama oylanıyor genel kurulda. Bazen yeterli oy çıkmadığı takdirde, teorik olarak söylüyorum, o zaman kesin hüküm olduğu halde milletvekilliği düşmüyor imiş. O zaman denmiş ki yasama ve yargı ayrı erkler, yargının vermiş olduğu bir kararı kendi içinde kesinleştirmiş. Doğru, yanlış tartışılabilir. Er karar gibi yargı kararı da tartışılır. Kendi içinde kesinleşmiş bir kararı. Yasama organının ayrıca uygundur değildir diye tartışması doğru olmaz diye 1995'te bu hüküm değiştirilmiş. Kesin hükmün sade bildirilmesi benimsenmiş. Oya sunulmuyor. Yani meclisin burada yaptığı bir işlem yok aslında. Sadece bildirim yapıyor. Şimdi bu konuda uygulamalara da baktığımızda bir kesin hüküm geldiği zaman bu kesin hüküm genel kurula bildirilmiş makul bir süre içerisinde. Mesela başka eski siyasetçilerden de bana gelen mektuplar oldu. Daha önce olduğu gibi dönem sonuna bırakılmaz. Dönem sonuna bırakılması diye bir şey yok. Bu tabii bizde pek okuma şeyi yoktur mevzuatı. Herkes aklında kaldığı gibi anlatır, değerlendirir. Yine 84. maddedeki fıkra da cezanın infazı ile ilgili, çekilmesiyle ilgili hususta sanki dönem sonuna bırakılacakmış gibi anlamaya çalışıyorlar. Öyle değil. Üyeliğin sona ermesine diyor. Üyeliğin sona ermesine kadar erteleniyor infazı. Üyeliğin sona ermesi ise üstünde yazıyor. Üyeliğin sona erme sebepleri. İstifa ile sona erebilir. Milletvekiliyle bağdaşmayan iş yapmak suretiyle sona erebilir. Kesin hükmün okunması suretiyle sona erebilir. Çeşitli sona erme sebepleri var. Bunlardan herhangi biriyle sona erdiği zaman o zaman cezasının infazı aşamasına geçilir. Ama milletvekilliği sıfatı devam ettikçe edilmez anlamına geliyor. Bu dönem sonuna bırakılır anlamına gelmiyor. Kaldı ki dönem sonuna bırakılan hiçbir tane de dosya yok. 24. dönemde bakıyoruz. Orada bazı dosyalar var. Onlardan bir tanesiyle ilgili bir durum. Çok fazla detaya girmeyeceğim. Dosya gelmiş, kesin hüküm. Bir kanun düzenlemesi o zaman meclisin gündeminde. O kanun düzenlemesinden hakkında kesin hüküm olan milletvekilinin istifade etmesi söz konusu. Cezasının ertelenmesine ilişkin bir sonuç çıkacak kanun düzenlemesinden. Bu sebeple o biraz bekletilmiş. Arkasından kanun çıkınca da hükmün kesinleşmesi artık söz konusu olmadığı için iade edilmiş. Yine 24. dönemde neyi kastediyorum? 2011 ile 2015 arası meclis dönemini, milletvekilliği dönemini kastediyorum. 24. dönem. İki milletvekilinin ise kesin hükümleri gelmiş. Ancak meclis seçime gitme kararı aldığı için, genel kurul artık toplanmadığı için genel kurula bunu bildirme imkanı olmamış. 24. dönemde. Bir erteleme söz konusu değil, fiili imkansızlık var.
25 biliyorsunuz kısa bir dönemdi. 26. dönem ise 1 Kasım 2015'te başlayıp 24 Haziran 2018'e kadar devam eden 26. dönemde ise 8 milletvekiliyle ilgili kesin hükümler okunmuş. Ne zaman okunmuş? 3 günde 56 gün arasında. Yani en erken okunan gelir gelişinden 3 gün sonra okunmuş. En geç okunan da 56 gün sonra. Niye oluyor bu? Bazen meclisin toplantı günleri değişiyor, ara vermeler oluyor, tatiller oluyor vesaire gibi sebeplerle bu farklılık ortaya çıkmış. Yine 26. dönemde seçim kararı alınması sebebiyle okunamayan bir dosya var. Dolayısıyla şunu söylemek istiyorum. Hem mevzuata göre hem meclis uygulamasına göre kesin hüküm gelmiş ve okunmuş. Şimdi Ömer Faruk Gergerlioğlu'yla ilgili aslında bilinen bir husus ama burada onu ifade edeceğim. Belki çoğu kimse unutmuştur. Almış olduğu ceza istinafta kesinleşen bir ceza idi. Yani 2016'da işlenmiş bir suç. 2017'de ilk derecede karar verilmiş, istinafa gidilmiş. O sırada da milletvekili adayı olmuş ve seçilmiş. İstinafta da kesinleşmiş. 2018 başlarında kesinleşmiş. O sırada da yine bir kanun değişikliği vardı. Sayın Berberoğlu'yla beraber dosyalarla ilgili istifade edebilirler diye bir bekleme durumu söz konusuydu. Ve oradan yararlandı Ömer Faruk Gergerlioğlu. İstinafta kesinleşen cezası temyiz hakkı tanındığı için kesin hüküm olmaktan çıktı ve Yargıtay aşamasına gitti kendisi. Dolayısıyla o gün de okunabilirdi hemen yani bir kasıt olmuş olsa bu konuda. O zaman da hemen dosyası okunabilir ve milletvekili düşerdi. Çünkü kesin hükümdü istinafta. Bu yapılmadı o zaman. Çünkü milletvekili lehine olabilecek kanun düzenlemeleri söz konusuysa bir uygulaması da olmuş daha önce. Bu beklendi. Ama daha sonra yaşanan husus, Yargıtay'dan da gelen kesin hükümle beraber bu kesin hükmün okunması durumu. Şimdi burada birkaç husus var. Birisi Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru beklenmeli mi, beklenmemeli mi? Bunu beklenmesi söz konusu değil. Çünkü kesin hükmü ortadan kaldırmıyor. Bireysel başvuru da Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar da kaldırmıyor. Ancak bu kararın ilgili mahkeme tarafından kaldırılması lazım. Burada Sayın Berberoğlu konusu emsal gösteriliyor. Aslında alakası yok şu anlamda. O 4 Haziran 2020'de Berberoğlu'yla beraber iki HDP'li milletvekilinin de milletvekilliği düşmüştü kesin hüküm sebebiyle. Evet. Berberoğlu meselesi az önce bahsettiğim o toplu kaldırma, anayasa değişikliğiyle kaldırma konusuyla alakalıydı. Halbuki bu öyle değil. Bu diğer iki HDP'li milletvekiline benziyor Gergerioğlu dosyası. Yani dokunulmazlığın istisnası olan husus, 14. madde kapsamındaki husus. Bu bakımdan burada Berberoğlu kıyası doğru bir kıyas değil. Ayrıca tedbir kararı için başvuru yapılmış Anayasa Mahkemesi'ne. Anayasa Mahkemesi de bunu reddetmiş, bir tedbir kararı vermemiş. Yani kesin hükmün okunmasını beklemek için herhangi bir sebep ortada yok. Anayasanın gereği olarak ve iç tüzün gereği olarak bu okuma gerçekleştirilmiş. O zaman bireysel başvuru onun lehine sonuçlanırsa bir sonuç doğurmayacak. Şöyle, yani. Hayır, sonuç şöyle. Lehine sonuçlanması halinde bir ilk derece mahkemesine bu gidecek. Berberoğlu uygulamasına dayanarak söylüyorum. Aha. Orada kesin hüküm ortadan kaldırıldığı takdirde Berberoğlu'nun durumuna benzeyen bir durum ortaya çıkabilir. Aha. Ama bu Berberoğlu'nda oldu ama diğer vekillerde, düşürülen vekillerde olmadı. Olmadı, yani, evet. Yani Gergerlioğlu'nun tam suçu içinde çok farklı tartışmalar var. İşte bazıları diyor ki bir tweet etti. Bazıları diyor ki hayır farklı suçlar var diyor. Sizin değerlendirmeniz... Tamam Bey, o ayrı bir tartışma konusu. Evet. Şöyle yani Yargıtay bir karar vermiş. Bunu ben bir hukukçu olarak mesela beğenmeyebilirim diyelim. Fakat bu karara benim uymamamı gerektirecek veya buna imkan verecek bir durum değil. Mesela bir ceza hukukçusu kendisi hakkında verilen bir mahkumiyeti, ya ben ceza hukukçusuyum, ben daha iyi biliyorum, bu yanlış bir karardır, dolayısıyla ben içeride yatmayacağım diyebilir mi? Sonuçta karar vermişse, usulüne göre kesinleşmişse, evet, beğenirsiniz, beğenmezsiniz, bunu uygulayacaksınız. O kısmı dolayısıyla beni meclis başkanı olarak okuma mevzu bakımından ilgilendirmiyor yani o kısmı. Yanlış olabilir, bunun yanlışlığının tespiti yine tamamen ortadan kalkmış değil. İşte bireysel başvuru süreci var vesaire falan. Bununla ilgili orada bir şey ortaya çıkabilir. Orada çıkan durumu da biz yine neyse iç düzün gereği, anayasa ve teamüllerin gereği, evet, ona göre hareket ederiz. Gözaltına alınma sürecinde, evet, anlatabilir tabii, misiniz? Buradaki efendim mesele şu. Daha önce malum söyledim, 3 tane benim daha önce başkanlığım zamanında okutulan arkadaşlar oldu. Ve bunlar okunduktan sonra kesin hüküm gereğini yaptılar kendileri de. Fakat burada kesin hüküm okunduğu halde genel kurulun
genel kurulun içinde kalmaya devam eden, milletvekilliği düştüğü halde bir arkadaşımız var. Bu hem iç düzeye göre yanlış bir durum, hem de mecliste bugüne kadar baktığımızda teamüllere göre de yaşanmamış bir durum. Ve meclis o gün çalışmalarını devam ettiremedi bu yüzden. Evet, tatil etti. Tartışmalar sebebiyle o gün kapatmak durumunda kaldılar. Orada kalmadı mesele. Meclis içerisinde bu sefer bir takım eylemler tabiri caizse yapılmaya başlandı. Şimdi burada şöyle bir durum var. Türkiye Büyük Millet Meclisi İç Düzük'ün 167. maddesi eski milletvekilleriyle ilgili bir düzenleme getiriyor. Eski milletvekillerinin sahip olduğu bazı haklar var. Meclis içerisinde bulunma, binalarda bulunma falan gibi bazı mevcut hali hazır dönem vekilleriyle o hakkını kullanarak benziyen. Mı kaldı Gergerlioğlu? Şimdi şöyle, ondan dolayı meclis başkanlığının müdahalesiyle ilgili, ki meclis içerisindeki güvenliği sağlama konusunda yetki meclis başkanlığına verilmiş bir yetki. Onunla ilgili bir takım müdahale konusunda sınırlayıcı durumlar var. Hmm. Fakat tabii bunlar, bu yapılanlar ayrıca bir suç oluşturmaya başladığı zaman farklı bir süreç işliyor. O yapılanlarla ilgili o günden itibaren çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri için ilgili görevli arkadaşlarımızda tutulmuş tutanaklar var yapılanlarla ilgili. Bunlar çerçevesinde savcılığa bildirilmiş bir durum söz konusuydu. Savcılık da ifade alınması maksadıyla kendisinin ifade için en yakın emniyet birimine davet edilmesi, gitmediği takdirde götürülmesine dair bir karar çıkartıyor. Bunu emniyet birimlerine gönderiyor. Normalde meclis içerisinde meclisin güvenlik daire başkanlığı var. Orada görevli olan polisler güvenlikle ilgili müdahalede bulunabiliyor. Dolayısıyla hani dışarıdan emniyet görevlilerinin gelip bir müdahalede bulunması söz konusu değil. Zaten meclis, içerisindeki polisler. Görevliler güvenlik, güvenlik görevlileri var ve onlar bu konuda müdahale etmeye yetkililer. Şimdi burada bir milletvekilliği söz konusu değil. Ve yine iç düzük hükümlerine göre, 170. maddesine göre iç düzüğün eğer meclis binalarında ve meclis bahçesinde bir suç işlendiği takdirde savcılığın doğrudan soruşturma yapabileceği bir suçsa, yani memur gibi işte soruşturma izni verilmesi falan gibi hususlar söz konusu değilse, doğrudan savcılığın soruşturma yapabileceği bir husussa savcılığın talimatı yerine getirilir diyor. İç düzük hükmü bu. Dolayısıyla savcılıktan gelen bu şekildeki bir talimatı oradaki görevli arkadaşlarımız yerine getirmişler. Peki o gün yine yapılacak mıydı? Bunu şunun için soruyorum. Bir gün öncesinde de Sayın Bahçeli'nin size bir çağrısı oldu. O çağrı biraz hızlandırdı mı süreci? Şöyle söyleyeyim. Tabii bu tutanaklarla ilgili gelişmeler var. Bir, ikincisi bir de gelen istihbarat bilgileri var. Yani neler planlandığına, neler yapılacağına dair gelen bilgiler var. O çerçevede meclisin güvenliğini sağlamak için görevli olan arkadaşların yürütmüş olduğu çalışmalar var. O bağlamda bir şey vardı tabii. Peki, bir düşünce vardı. Başkanım, siz mesela bu yola başvurmadan önce, yani polis marifetiyle alınmadan önce HDP yönetimiyle ya da genel başkanıyla bir temas kurdunuz mu? Yani işi zorlaştırmayın. Yani bilemiyorum tabii de kendimce hani kuruyorum yani. Daha normal yoldan ikna etme çabanız oldu mu? O tür hususlara girmeyelim bence. Çünkü onların iki taraflı boyutları oluyor. Bazen bu tür şeylerin olumlu sonuç vermesi söz konusu. Bazen de bu tür şeyler daha farklı planlar yapılmasına hani, fırsat verebiliyor. Bir süre çünkü sabırla beklediğinizi hani biliyorum. Hemen müdahale edilmedi. Ta pazar sabahına kadar beklendi. O bakımdan yani o süreçte şöyle, bir şeyler... Yani bir makul... Çünkü şöyle bir eleştiri var. Çok özür dilerim. Yani şöyle bir eleştiri var. Yani benim katıldığım programlarda da. Ya işte meclis başkanı genel başkanlarıyla görüşseydi ya da grup yönetimiyle görüşseydi belki bu ortaya çıkmayacaktı diye. Yani ben de bilmiyorum ama hani görüşmediğini nereden biliyorsun demekle evet, yetiniz. Onu diyebilirsiniz. Şimdi şöyle bir tablo var. Yani burada bir milletvekilliği sona ermiş bir arkadaş bir eylem yapıyor. Diğerleri de tamamen bunun dışında gibi bir tablo söz konusu değil. Kendisine eşlik eden belli sayıda zaman zaman vekiller oluyor. Vekil görevlendirilen vekil danışmanları vesaireler falan. Yani bir organize bir eylem gibi. Bunun bir iki gün içerisinde bir şekilde makul bir şekilde yani
ne diyelim, itirazlar dile getirildikten sonra sona ereceğine dair bir beklenti vardı. Ama bu gerçekleşmeyince daha sonraki komplikasyonlara dair de bazı bilgiler gelmeye başlayınca o zaman savcılığın şeyi de zaten geldikten sonra yapacak, bekleyecek. Yani mecburen bu öğrenmek amacıyla namaz kılma, çok özür dilerim. Namaz kılmama izin verilmedi. Onun üzerinden şimdi, çok tabii, şey yaptı, tartışma. Şöyle, işte üstümü giyip, doğru söylüyorum değil mi? Üstümü giymeme izin vermediler. Namaz kılmama izin vermediler. Şöyle söyleyeyim. Abdest alıyordu. O konuyla ilgili bu konuda görevli arkadaşlarımız, üst düzey görevli olan arkadaşlar orada. Yani işte belli yaşın üzerinde ve bu tür hususlarda, meclisteki konularda milletvekilleriyle muhatap oldukları için yeterince tecrübeli arkadaşlar. Ve tabii benim de bilgim dahilinde oldu. Savcılığından gelen talimat bana da iletildi. Ben de işte düzük gereği onun gereğini yerine getirilmesini söyledim. Şimdi burada arkadaşlarımızın akşam gece olduğu halde savcılıktan gelen yazı, gece veya gece içerisinde bir vakit değil de güneş doğduktan sonra yapılmasına dair bir hassasiyetleri oldu. Ankara'da güneş de, onu da söyleyelim artık burada. Çünkü ben bazı televizyonlarda da gördüm konunun detayını ve ilgili bilgileri çok doğru bilene pek rastlamadım ben dinlediğimlerimde. Güneş 6.43'te o gün itibariyle doğuyor Ankara'da. Sabah namazı da güneş doğduğu anda sabah namazı vakti çıkmış oluyor. Dolayısıyla 6.43'te sabah namazı artık vakti çıkmış oluyor. Başka namazlarda namazın vakti geçtikten sonra o namazın kazası yapılabiliyor. Olmuyor. Mesela ikindi namazı vakti girince öğlen namazını kaza edebiliyorsun. Fakat sabah namazının şöyle bir özelliği var. Güneş doğduktan sonra kerahet vakti denilen 45 dakikalık bir vakit var. Evet. Yani bu 6.43'ten 45 dakikayı eklersek 7.28'e kadar devam eden bir süre. Bu süre içerisinde sabah namazının kazası da yapılmıyor. Hiçbir namazda kılınmıyor. Nafile namazda kılınmıyor. Namaz kılınmayan bir vakit bu, kerahet vakti dediğimiz vakit. Şimdi arkadaşların muhatap olduğu vakit 7. Yani güneşin doğmasından 17 dakika kadar sonra kerahet vakti içerisinde. O vakit içerisinde bir namaz kılınması bilenler için söz konusu değil. Eğer hani ibadet amacıyla namaz kılınacaksa bunun işte ilbihal bilgisidir bu. Bunu bilirler namaz kılanlar. Ve tabii zaman zaman yani güvenlik görevlisi arkadaşlarımıza da şöyle yaptın, böyle yaptın, şunu dedin, bunu dedim gibi şeyler olduğu için bu yürütülen sürecin, müdahalenin tamamı da kayıt altına alınmış durumda. Yani bu kayıtlarla ilgili bilgileri ben de gördüm. Burada benim şahsi kanaatim, kimsenin günahına girmek istemem ama yani namaz kılan birisi de bu işleri bildiğinde varsayarak söylersek bunu, o biraz sonradan ortaya çıkan bir durum gibi gözüküyor bana göre kayıtlara da. Çünkü vakit geçmiş artık. O yani. Zaman siz o kayıtlara baktınız yani. Evet. Söylediğiniz saatler yani. Evet, evet. Tutanak da tutulmuş zaten. Tutanak, o da var ve şuna bakılırsa çıktığı zaman da güneşin doğduğu, havanın aydınlandığı falan da ortada. Dolayısıyla yani namaz ve abdest üzerinden bu tartışmanın yürütülmesini çok açık söylüyorum. FETÖ'cü bir yöntem olarak görüyorum. Yani konunun onunla alakası yok burada. Nitekim daha sonra polis şeylerinde de ifade sırasında falan da sonra kılınabilir 45 dakika geçtikten sonra. Yani saat 7.30'dan sonra tabiri caizse sabah namazı kaza edilebilir. Ama sonra böyle bir şeyin de olmadığına dair gelen bilgiler de böyle. Yani bunu namaz ve abdest meselesi üzerinden yürütmek tamamen bir FETÖ'cü bir taktiktir. Konunun onunla alakası yok. Ben şimdilik bu kadar söyleyeyim ama daha fazla detayları da biliyorum bu konuyla ilgili. Bu namaz ve abdest de gibi bir şey. Abdest zaten alınmış. Tamam eksik bir şey diyemem ama alınmış orada. Namazla ilgili talebe de arkadaşlarımızın söyledikleri. Yani vakit çıktı. Dolayısıyla ileride kılarsınız gibi bir şey var. Burada öyle bir şey yok. Daha fazla beklenebilir miydi gün içerisinde? Onu da artık bu işi yapan arkadaşların elindeki bilgilere, istihbarata göre değerlendirmek lazım. Belki daha sonra daha farklı, daha tatsız olayların olabileceği bir ortam da oluşabilir. Nitekim benim bana gelen bilgilere göre bu konuda bir şey yapılmış. Başkalarının da davet edilmesi, vekillerin gelmesi, oraya o sırada gelmesine dair biraz erken olduğu için
sağlanamamış sanıyorum yeterli sayı gibi bir bilgi de var bende. Ama bu iletişimi de kesen bir şey yapıldığı için o müdahale sırasında bundan dolayı sağlanamamış olabilir. Onun için söylüyorum, çok net bir tablo var. Anayasaya göre, iç düzeye göre kesin hükmün genel kurula bildirilmesi suretiyle milletvekili düşmüş bir arkadaşımız var. Buna itirazı olabilir ama milletvekilliğini kazanırken kanunlara göre, anayasaya göre kazanıyorsunuz, değil mi? Yani birisi çıkıp sokakta ben milletvekiliyim dese olmuş olur mu? Veya evinin önüne, bahçeye bir sandık koysa, gelse de 100 bin kişi tamam seni vekil yapıyoruz diye yazıp içine atsa milletvekili seçilebiliyor musunuz? Hayır. Neye göre oluyor bu? Kanunlara göre. Yüksek Seçim Kurulu'nun denetiminde bir seçim yapılıyor. Ona göre seçiliyorsunuz. Kanunlara göre milletvekili sıfatını kazanırken tamam güzel bir itirazınız yok, ben milletvekiliyim. Kanunlara göre düştüğü zaman da hayır bunu tanımıyorum falan. Böyle şey olmaz yani sonuçta. Buna göre. Varsa itiraz imkanı var. Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yapıldı. Oradan bir sonuç çıkar. Lehe çıkarsa, aleyhe çıkarsa bunların her birinin hukuki olarak karşılıkları var. Buna göre hareket edilir. Onun için yani hukuk kurallarına itiraz edersiniz, sözlü olarak dile getirirsin ama fiilen buna uymak mecburiyetindedir herkes. Milletvekilleri de eski milletvekilleri de. Ama milletvekilliği düşmüş bir arkadaşımızın da milletvekilinin de meclisi bir propaganda alanı, bir illegal faaliyetlerin, sloganların atıldığı, faaliyetlerin yürütüldüğü bir alana dönüştürmesine de müsaade edilmemesi gerekir. Biz de bunu yaptık. Ama milletvekilliği ile ilgili bu karar alındı ama meclise ziyaretçi olarak gelmesine ilgili bir şey var mı kapıda herhangi bir şey? Yani eski milletvekillerinin sahip olduğu haklara sahip olur. Ama ceza ile ilgili de sanıyorum kendisine bir tebligat yapılmış infazıyla ilgili haberlerden duyduğum. Yani. Belli bir süre içerisinde de cezanın infazıyla ilgili. Evet, 11 aylık, evet, 15 gün içinde geçmesi gerekir. İnfazını yerine getirmesi konusunda bir karar var. Böyle yani iki yol var. Yani bir legalite yolu var, bir illegalite yolu. Yani legalite yolunu seçmişseniz ki milletvekili olduysanız, siyaset yapmayı seçtiyseniz bu yolu seçmişsiniz demek ki. O zaman aleyhinize de olsa kurallara uyacaksınız. Kurallar üzerinden mücadele sürdüreceksiniz, bunu sürdürebilirsiniz. Ama meclisin imkanlarını kullanarak bir eylem yapmaya kalkışmak, meclisi terörize etmek kabul edilebilir bir durum olmaz hiçbir zaman.